Futbol Arena'dan hepinize mutlu bir gün diliyorum. Hoş geldiniz. Bu hafta Fenerbahçe evinde Sivas Spor'u ağırlıyor. Milliyet Gazetesi'nden Senat Ok hattımızda. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Kevser. Şimdi bu sezon yaptığı transferlerle Fenerbahçe adından çokça söz ettiriyor. Yeni bir takım, yeni bir heyecan tabii ki. Ligde dördüncü hafta. Şimdi bu hafta nasıl şekillenecek kadro? Maçta neler bekliyorsunuz? Yani şöyle, sakatlardan başlayalım. Nazım ve Sosa'nın sakatlığı var ve dolayısıyla bu iki oyuncunun oynamasını beklemiyoruz. Özellikle tabii Nazım. Nazım'ın olmayışı şu açıdan değerli. Orta sahada Sosa'nın bölgesine alternatif olsa da kanat bölgesinde Fenerbahçe için Nazım önemli bir alternatif haline geldi. Çünkü kanatları etkili kullanan bir sisteme sahip Fenerbahçe. Bence bu nedenle Nazım'ın yokluğu önemli olacak. Diğer bir tarafta da diğer kanatta Ferdi'nin bir sakatlığı var. Dolayısıyla onunla oynama ihtimali yüksek ama yine de hani küçük de bir opsiyon bırakalım. Dolayısıyla sakat oyuncularla alakalı durum bu şekilde. Aktaralım, Novak'ın iyileştiğini ve takıma döndüğünü belirtelim. Genel çerçevede Fenerbahçe istediği şekilde bir transfer dönemi geçirdi diyebiliriz. Özellikle son noktada Vitor Pereira'nın özellikle istediği bir oyuncu transferi var. O da Crespo'ydu. Fenerbahçe'nin orta sahasında çok fazla oyuncu olsa da Vitor Pereira şunu düşündü, şunu istedi. Orta sahayı daha agresif hale getirmek istedi ve bu çerçevede önce Morita, ki olmadı o transfer, devamında alternatif Crespo transfer edildi. Ki kanat oyuncusu da düşünülüyordu ama yabancı kontenjanı sebebiyle kanat yerine orta sahayı tercih etti Pereira. Bunun temel sebebi Gustavo ile beraber orta sahanın merkezini güçlendirmek ve daha agresif hale getirmek. Kolay bir maç değil, zor bir maç. Sivas maçı da ki Rıza Hoca da çok önemli ve deneyimli bir teknik adam ki geçen sene de belki bir anlamda Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaybettiği maçtı. Dolayısıyla iyi başlayan bir Fenerbahçe, yeni transferler. Ki ilk 3 maçta Kevser büyük sıkıntılar vardı. Ne gibi sakatlıklar vardı? İşte Pelkas yoktu, İrfan yoktu, transferler gelmiş. Neredeyse hepsi döndü. Hemen hemen Serdar Dursun'un sakatlığı var. Sosa'yı söyledim vesaire ama sakatların büyük bölümü iyileşti ve yeni transferler de geldi. Dolayısıyla Fenerbahçe kapasitesine yaklaşmaya başladı ve kapasitesini daha rahat ortaya koyacağı haftalar geldi diye düşünüyorum. Peki kimlerin kullanılmasını bekliyorsunuz bu haftaki maçta? Ya ben yeni transferlerden hani doğrudan hemen ilk 11'e koyacağını çok düşünmüyorum hocanın. Yine mevcut oyuncularla devam edip işte yeni transferleri kademeli olarak belki ikinci yarı ihtiyaca göre oyuna alma ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü öyle de böyle Fenerbahçe'de işleyen bir sistem vardı. Mevcut kadroda iyi sonuçlar aldı. Hani işler kötü gidiyor olsaydı belki doğrudan tüm transferleri sahaya sürebilirdi. Benim tahminim bu son haftalardaki kadroyu korur Vitor Pereira ve daha sonra yeni transferler işte Berisha olsun, diğer isimler olsun, Rossi olsun, onları yavaş yavaş takıma monte eder diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ediyorum. Milliyet Gazetesi'nden Senat Ok'la birlikteydik. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.